Esenlikler değerli insanlar. Öyle bir ülkemiz var. Ülkemizin de öyle insanları var ki akıl, hayal yetmez ya. Dün gece biliyorsunuz 5 TL birden döviz kurlarında bir iniş oldu. Şimdi bu dövizi dolar üzerinden konuşursak, doları 1.2'den iktidara geldiklerinde alıp 18 TL'ye çıkartan bu iktidar. Ve bir gecede yine vergi ahlakına, yasalara uygun olmayan bir kararla tekrar 4-5 TL aşağı çeken de bu iktidar. Fakat İlginç olan ne? İlginç olan şu. Deniliyor ki mevduat sahibine. Arkadaş, sen paranı TL cinsinden bankaya yatır. Faize yatır. Yani mevduat hesabında TL olsun. Faize yatır. Eğer senin bu faiz gelirin kur o günkü geçerli kurun üzerinde ise tamam, parayı al cebine koy diyor. Yok eğer senin faiz gelirin kur yükselişinin altında ise o zaman diyor bu aradaki farkı ben sana hazineden ödeyeceğim diyor. Dam başında saksan vur belini kazmayı. Nereden ödeyecek? Hazineden ödeyecek. Hazinede kimin parası var? Milletin parası var. Vergiler var. Peki bu vergiler keyfiyet uğruna harcanabilir mi? Veya bir başkalarına aktarılabilir mi? Yasal olarak aktarılamaz. Vergi ahlakına da terstir. Anayasaya da aykırıdır. Vatandaş bağın bulunduğu ülkenin hazinesine vergi öder. Niçin öder biliyor musunuz arkadaşlar? Kamu yararına kullanılsın diye. Kamu yararına. Ya Ahmet'in, Mehmet'in mevduat hesabındaki faiz geliri kamu yararına. Nasıl aktarabilirsiniz bunu? Nasıl böyle bir karar alınabilir? Ve bu kararı adamlar halay çekiyor, davul çaldırıyor ya. Bu kadar cehalet daha yeryüzünde hiçbir toplumda yoktur ya. Ben biliyordum zaten. Neden biliyordum biliyor musunuz? Hiç okumadığı bir kitaba iman eden bir toplum üzerinde nasıl oynarsanız oynayın. Hiç fark etmez. Hiç ayıkmaz. Farkına varmaz. Yahu diyor ki ben vergileri toplayacağım. Mevduat sahiplerine eğer dövizin altında bir gelir elde ederse faizden onun diyor farkını karşılayacağım. Kimden? Senin benim paramdan. Yasalara aykırı mı? Aykırı. Harcayamaz. Veremez. Ahmet'in, Mehmet'in faiz farkını benim vergilerimle veremez. Halkın vergisiyle veremez, ödeyemez. Ama halk ne yapıyor? Halay çekiyor. Davul zurna çaldırıyor. Şimdi arkadaşlar, kimler yönetiyor bizi biliyor musunuz? Bakın size bir şey dinleteceğim. Bir video dinleteceğim. Bunu çoğunuz dinlemişsinizdir. Bakın ne diyor aynı adam. 1992'de belediye başkanı ve 1992'de ne diyor? Dinleyin arkadaşlar. Kazanmak, insanımızın bu korkusunu atmada bize tabii yardımcı oldu. Çünkü gördüler ki kazandığımız belediyelerde geriye gidiş yok. Aksine ileriye gidiş var. Ayda 60 milyon devlet tahsisi olan bir belediye eğer 4 ay içerisinde binasını yapar, fırınını yapar, yolunu asfaltlar ve personelinin de ücretlerini rahatlıkla öderse bu belediyeye siz gerici belediye diyemezsiniz. Aksine bize irtica hortlatanlar veya mürteci diyenler ne yazık ki kendileri mürteci çünkü bu ülkeyi asırlar gerisine götürdüler. İşte bunun ekonomik ispatı.
Sene 1924 1 dolar 90 kuruş. Sene 1992 1 dolar şu anda 8200 Türk lirası. Bugüne kadar biz yönetmedik bu ülkeyi. Bunlar yönetti. Türkiye'miz bir borç ülkesi. Hala kendi bağımsızlığımızı kazanmış değiliz. Bir borç ülkesi. Ruhen... Türkiye bir borç ülkesi diyor. Ve 1924'ü örnek veriyor. 1 dolar. 1 dolar o zamanla 1.90, 1.80. Orada da yalan söylüyor zaten. 1.60 falan o şekilde yani. 90 kuruş falan değil yani. Bu bir. İkincisi, bu ülkeyi biz yönetmedik diyor. Şu gün diyor geldi diyor 8 lira oldu. 8 küsür. 92'de. Biz Cumhuriyet tarihine gitmeyelim. Yıl 2003. Yıl 2003 zübük. Sen geldin iktidara. Dolar 1.2. Yani 1 milyon 200 bin. Sen geldin iktidara. Yıl 2021 dolar 18 milyon. 1 dolar. 6 sıfır, sıfır attı. Şu anda 13 diyelim ki. 13 milyon. 11 misli artırdın. Bu ülkeyi kim yönetti şimdi? Ve borç batağına batırdın ülkeyi. Borç batağına. Hem iç borç hem dış borç. Türkiye hiç yemeden içmeden bütün milli gelirini borcuna yatırsa bir sene hiç kimse yemese içmese ancak borcunu öder. Sen borçlandırdın. Sen borçlandırdın. Arkadaşlar, o kadar particiyiz ya da o kadar putperestiz ki yani sürekli put alıyoruz önümüze. Sürekli. Birini ilahlaştırıyoruz hemen. Ne yaparsa hiç eleştirme falan yok. Olduğu gibi kabul ediyoruz. Şu adamın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verdiği zararı hiçbir iktidar vermemiştir. Hiçbir iktidar. Bir günde bir döviz 4 lira yükselip 4 lira aşağı inmez. Bir ikincisi, mevduat sahiplerine, yani para sahiplerine ne yapıyor? Garanti veriyor. Faiz garantisi veriyor. Eğer dolar yükselirse, euro yükselirse, fark ederse halkın cebinden alıp size veririm diyor. Ve bunu da bu halk davur çalıyor, zurna çalıyor. Peki biz insanlara nasıl anlatacağız? Bunun sahtekarlığını, önceden ne konuşuyordu, şimdi ne iş yapıyor? Bunu nasıl anlatacağız bu insanlara? Yahu 1.2'den alıp 18'e çıkaran da bu, 13'e düşüren de geri bu. Davul çalan da aynı halk. Hiç değişmiyor. Biz gençliğimizde dedik ki ya şu 50'nin üzeri bir geçse, nesil bir yenilense herhalde düzelir diyorduk. Bakın o 50'nin üzeri gitti. Bir 50'nin üzeri daha gitti. Biz geldik 60-70'lere dayandık. Hala 40-50 yaşındaki insanlar bilmem Antep'te, şurada burada Malatya'da davul çalıyor. Veya bir köprü yapılıyor Ege'de ya da Marmara'da, Kars'taki adam halay çekiyor. Üzerinden hiç geçmeyecek ömür boyu. Belki ecdadı da geçmeyecek hiç oradan. Böyle bir toplumu ayıktırmak, böylesi bir toplumu vatandaş yapmak, yurttaş yapmak ve duyarlı vatandaş yapmak, bilmiyorum. Esen kalın değerli insanlar.